teşekkürler Şahin. Heyecanlara gerçek bırakmaya gerek yok yıldır. Gece gündüz. Nöbetinizi tutuyorsunuz. Meydanları doldurmuşsunuz. Liderimizin sözünü tutuyoruz. Tabii sözünü tutmaya devam edeceğiz. Talimat gelmeyene kadar Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğini yapacağız. Fakat süreç içerisinde şunu bir vurgulamak istiyorum. Provokasyonlara gelmeye gerek yok. Bilgi kirliliğini oluşturan zihniyetler olabilir. Dolayısıyla sükunet içerisinde ama görev bilinci içerisinde kamu düzenini sağlayamaya katkı vererek hareket etmemiz lazım. Çok değerli hemşehrilerimiz şunu bilmesi lazım. Bu hadiseler bir süreç hadisesidir. Bir toplum tarihini, hafızasını iyi bir şekilde yoklaması gerekiyor. Küresel güçlerin toplum içerisindeki çürükleri kullanmak suretiyle o toplumun kaderini belirleme gibi bir planları var. İşte bu coğrafyada bunu planlayan zihniyetler tüm unsurları kullanmak suretiyle milletin bağrından kopan Anadolu çocuğu olan Helal Süt Emel, sizin tertemiz reylerinizle size hizmet etme noktasında seçilen insanların ülke yönetimi, ülkeyi yönetme noktasında engeller çıkarıyorlar. İçeride ve dışarıda hangi güç olursa olsun zihniyet aynı. Zihniyet toplumun değerine saldırmak. Zihniyet toplumun kalkışmışlığının önünü kesmek. Zihniyet bunu sürükleyen liderleri bu toplumdan koparmak. Zihniyet bu. Milletimiz artık bu olayları biliyor, bu zihniyetleri biliyor, elinin tersiyle itiyor, bir oluyor, beraber oluyor, diri oluyor, tankların önünde uçakların bombasından korkmayan ve ülkesinin geleceğine sahip çıkan bir bilinciye erişiyor. Gençlerimiz eski gençler değil, halkımız eski halkımız değil, biliyor, görüyor, düşünüyor, okuyor, araştırıyor, feraseti onların ötesini görüyor. İşte böyle bir topluma sahip olduğumuz için Allah'ımıza hamd ediyoruz. Tekrar bu süreçten dolayı demokrasiye nöbet tuttuğunuz için, milli iradeye sahip olduğunuz için, Şanlıurfa'mızı güzel bir şekilde temsil ettiğiniz için, biz size hizmet ettiğimiz için gerçekten böyle şükrediyoruz, onu söyleyeyim. İyi ki hizmet etmişiz. İyi ki sürecin başından 15 yıldır bu topluma hizmet etmişiz diyoruz. Dün bir dünya basınına baktım. Dünya basınında neler var diye. Dünya basınında Lübnan basını bizler için ne diyor biliyor musunuz? Malum orada da darbe oldu. Lübnan basını Türkiye için demiş ki Türkiyelilerin, Türklerin bizi yüzyıllarca neden yönettiğini şimdi daha iyi anladık. Bir direniş lazımdı, bir asil duruş lazımdı ve Allah sizden razı olsun, o direnişi, o asaleti sizler gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Öncelikle dün gece Cumhurbaşkanımızın konuşmasına vesile olan şu kalabalıkları teşekkür ettirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Dün siz de gördünüz. 4 tane ille bağlantı kuruldu. Bu 4 ilden biri neresi? Sesiniz duyulmuyor. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ki ilk ziyaretlerinden birini de Şanlıurfa'ya yapsın. Ya Allah!